Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Biraz önce Adana Kozan Adalet Sarayımızın açılışını gerçekleştirdik. Kozan ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir eser oldu. Adana'mızda yargı hizmetlerinin daha etkin, daha adil bir şekilde verilebilmesi için hem hakim savcılarımızın hem adalet personelimizin daha güzel hizmetler yapabilmesi adına Kozan ilçemize kazandırdığımız güzel bir eserimiz. Mimarisiyle de Kozan'ımıza yakıştı. 25 bin metrekare kapalı olan, alanı olan çevre düzenlemeleriyle beraber Kozan ilçemize değer katan bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kozan'dan önce İmamoğlu ilçemizdeydik. Orada hemşehrilerimizle buluştuk. Cumhur İttifakı adayımızla bir araya gelip esnaflarımızla hasbihalleştik. Oradan Kozan ilçemize geldik. Kozan'da da Adalet Sarayımızın açılışını yaptık. Buradan da Ceyhan ilçemize geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fatih Kocaispir, ilçe belediye başkan adaylarımız ve milletvekillerimizle beraber hemşehrilerimizle bir iftar programımız da olacak. Ceyhan'daki hemşehrilerimizle de bir araya geleceğiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana'mız Türkiye'mizin önemli bir şehri. En büyük illerinden, en büyük büyük şehirlerinden. Tarihiyle, turizmiyle, ticaretiyle, tarımıyla öne çıkan bir ilimiz. Tarihten beri böyle. Dolayısıyla Adana'mız en güzeline layık. İnşallah yeni dönemde de 31 Aralık'tan sonra Adana'mız gerçek belediyecilik anlamında da hükümetimizle uyumlu bir süreci yakalayacak ve Adanalıların hak ettiği çok daha güzel belediyecilik, şehircilik hizmetlerine inşallah kavuşacak. Biz buna inanıyoruz. Adana'mız Seyhan'la Ceyhan Nehri'nin kucaklaştığı, tarihiyle, lezzetiyle göz bebeğimiz bir ilimiz. O nedenle Adana'mız için ne yapsak azdır. Ve bu güzel eserlerin de Adana'mıza hayırlı olmasını diliyoruz. Efendim, Adana'da Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Evet. Maçı çıkan olaylarla ilgili adli süreç son durum nedir? Gözaltılarla ilgili yeni bir durum söz konusu var mı? Şimdi, tabii, değerli arkadaşlar, tabii spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir. Spor barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle dünkü Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları da kabul etmek mümkün değil. Tabii 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanun 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o dönemde ben de Adalet Komisyonu üyesi olarak parlamentoda görev yaparken birlikte çıkardığımız bir kanun. Yani bu kanunun amacı spor müsabakaları öncesinde, esnasında, sonrasında, spor sahalarında ya da spor müsabakalarına gidiş geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanunumuz. Tabii bu kanunumuzun uygulanması çerçevesi içerisinde bugüne kadar uygulama devam etti. Tabii dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleştirdi. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. Ve o kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizi de tekrar ediyoruz. Futbolcularla ilgili bir soruşturma. Değerli arkadaşlar, şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, futbolculara saldırılan 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir
algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik bir soruşturma, adli soruşturma söz konusu bulunmaması. Sayın Bakanım, bu algı üzerine evet. Size bir soru soracağım. Yaklaşık 20 dakika önce Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sayfasında bir açıklama yapıldı ve sizin dediğiniz aslında bu sosyal medyada spekülasyonlarla ilgili Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayı üzüntüyle takip ettik diye bir açıklama oldu. Meşru müdafaa sınırları şimdi aşağı... Tabii orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe Kulübümüzün böyle bir açıklaması söz konusu olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki bir takım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Sayın Bakanım, sorumlu Erçin'i sormak istiyorum. Sayın Valimiz adına da suç ve suçluya yönelik çetelere yönelik özellikle bu operasyonların başlatılacağını sinyallerini verdi ve emniyet bu konuda çalışma yapıyor. Siz bu konuda nasıl değerlendirme alabilir miyiz Adana özelinde? Şimdi tabii sadece Adana özeli değil. Yani İçişleri Bakanlığımızla koordineli yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle Türkiye'nin suç şebekelerinden arınması noktasında çok önemli mesafeler alındı. 22 yıldan bu yana bu mücadele gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu mücadeleden taviz vermek mümkün değil. Gerek Türk Ceza Kanunu 220 anlamında adi suç örgütleri, gerekse silahlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması anlamında, Türkiye'nin daha huzurlu olması anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurumları, illerde valilerimiz, adliyelerimiz, hakim savcılarımız, yargımız koordineli bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyor ve bu çetelerden temizleninceye kadar da bu mücadele devam edecek. Teşekkür ederim.